Mehmet Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Bizlerdeyiz. Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bizleri misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Rica ederim. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Böyle Mehmet Bey'i tanıyarak başlayalım önce. Mehmet Bey kimdir? Sektörle tanışması. Mehmet Bey, şöyle anlatayım kısaca. Muhasebeci kökenli, işletme mezunuyum. 14 sene muhasebecilik yaptıktan sonra bu sektörle tanıştım ve ondan sonra asansör denge ağırlığı üretmeye başladım. Evet. Bu kısaca böyle tarif edebilirim. Böyle söyleyebiliriz. İstantınız hayırlı uğurlu olsun bu arada. Çok keyifli bir yer kurmuşsunuz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hemen tanıyalım. Neler yapıyorsunuz peki? Yani biraz ürünleri tanıyalım. Yapmış olduğunuz iş. Biz asansör karşı ağırlıkları, yani denge ağırlıkları üretimi yapıyoruz. Genelde bütün müşterilerimizin taleplerini karşılamaya yönelik işte firma Ankara'da, Bursa'da, İstanbul'da iki tane yerde firma kurduk. Müşterilerimizin asansör denge ağırlığı karşılık ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Yani arz talep meselesi sanırım. Evet, evet, tabii İşiniz ki. Yani. Bu başarının ve istikrarın sırrı ne Mehmet Bey? Zor bir iş yani, yapılabilecek bir hata çok ciddi sonuçlar da olabilir. Yani can kayıplarıyla sonuçlanıyor çünkü çok hassas. Şimdi bir şöyle söyleyeyim size, bir kere muhasebeci kökenli olmamdan dolayı kanunları önce öğrenmiş olmak, daha sonra yani ilk bunu asansörlere montaj yapan firmalarla konuşup ne tarz bir ürün istediklerini, nerede problem olduğunu tespit ettim ve ona göre üretim yapmaya çalıştım. Şimdi şöyle, can kayıplarının olması tamamen engellemek adına bütün asansörcüler olarak biz de gerekli çalışmaları yaptık ve kaliteli, sağlam ürünler üretmeye çalıştık. Evet, fuar nasıl geçiyor peki? Biz özledik fuarları tabii. Tabii herkes pandemiden biraz sonra ve yani birçok aksilikten sonra o fuarın olması gayet güzel. Yani burada birçok vizyonumuz genişliyor. Yani müşterilerle tanışıyoruz. Misafirlerinizi ağırlıyorsunuz. Tabii ki misafirlerimizi ağırlıyoruz. Onlarla tanışıyoruz. Sektördeki yeniliklere bakıyoruz. Yani ürün gamımızda bir değişiklik yapmak gerekiyorsa onları yapıyoruz yani. Gayet güzel, başarılı bir fuar. Evet, hedeflediğiniz yer demişsiniz. Son soru bu. Mehmet yani Bey, şöyle bir geriye dönüp bakınca. Yani şu anda hedeflediğimiz yerde değiliz ama orta vadede hedeflediğimiz yere ulaştık. Şimdi birkaç şubeyle beraber tamamlayınca hedeflerimize de ulaşmış olacağız inşallah. Aslında bu hedef hiç bitmeyecek. Yani yaşam boyu devam edecek tabii. Mutlaka, tabii ki. Hayat devam ettiği sürece yani yine hedefler koymuş olacağız ama en azından şu andaki hedefimiz birkaç şube daha kurup iyice oturtup ondan sonra yolumuza devam etmek. Biz de bir yolda başarılar dileyelim sizlere. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir röportajdı. Biz ekran başındaki izleyicilerimizi de buraya davet edelim. En azından gelirler, ürünlerinizi görürler, bir çayınızı, bir kahvenizi içerler. Tabii ki her zaman bekleriz onları. Yani gelsinler, görsünler, fikir edinsinler. Biz de gerekli anlatımlarımızı yaparız. Faydalı olabilsek ne hala. Evet, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim ben sizlere. Ben teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun.